Şimdi Suriye sınırına hemen gidelim. Suriye sınırına askeri sevkiyat gece boyunca aralıksız devam etti. Son durumu da hemen arkadaşımız Veysi İpek'ten alalım. Akçakale'de Veysi. Notlarıyla da karşımızda Veysi. Evet Hülya Ökenek, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için hazırlıklarının tamamlandığını söyleyebiliriz ve Milli Savunma Bakanlığı da dün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yapılacak hareket için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi ve barış koridoru oluşturulmak üzere hazırlıkların şu aşamada tamamlandığını söyledi. Yine sınırın hemen öte tarafında Fırat'ın batısında da hareketlik vardı. Dün akşam saatlerinde hem Çobanbeyli'den hem de Elbeyli'den Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı araçlar, tanklar o bölgeye hareket etti ve Minbiç'in hemen batısında bulunan Elbap'ta konuşlanmak üzere o bölgeye hareketlik vardı. Yine Karkamış'tan zırhlı araçlar, tanklar Cerablus üzerinden Minbiç sınırlarına da kaydırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada hazırlıkların tamamlandığını söylemişti. Şu anda da hemen Akçakale'de ilçesi, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz ve arkamızda bulunan Talabiyat ilçesine yönelik operasyon hazırlıklarının geçtiğimiz ay içerisinde tamamlandığını söylemiştik ve obüsler, tanklar şu an itibariyle bölgede konuşlanmış durumda. Yine özel kuvvetler, komandolar da Akçakale içerisinde beklediğini söyleyebiliriz. Yine sınır hattının tamamında hem askeri hazırlıklar tamamlanmış durumda hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada talimatları verdik cümlesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın harita üzerinde çalışmaları tamamlamış durumda ve olası harekat için asker şu anda emir beklediğini söyleyebiliriz. Talabiyat'ta da şu an itibariyle örgüt mensuplarının bulunduğu bölgeyi kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı gösteriyor. Daha önce bu bölgede çok sayıda bez parçaları vardı. Şu an itibariyle de çok geride bez parçalarının olduğunu söyleyebiliriz ve YPG'lerin bu bölgede şu anda zaman zaman akşam saatlerde görüldüğünü söyleyebiliriz. Harekat için şu anda tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda ve asker son emrin gelmesiyle birlikte operasyonu başlatacak. Biz de burada gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hülya Ökenek. Peki şimdi VSİP'ye ben çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi devam edeceğiz. Yani Barış Pınarı operasyonunu konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Ali Tutan, SETA Brüksel Koordinatörü Doktor Enes Bayraklı ve Habertürk Askeri Strateji Danışmanı Abdullah Ağar konuğumuz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hepinize merhabalar. Ama ilerleyen dakikalarda da Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekin de yayınımıza katılacak. Gerçekten çok hareketli günler yaşıyoruz. Çok hareketli saatler zira. Saat saat açıklamalar da değişebiliyor. Dün burada yine uzunca bir yayın yaptık. Yayında konuklarım zira çözümlemelerde bulundular ama bütün konuklarım çözümlemelerin sonunda şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki yani hani Türk-Amerikan ilişkilerine bakıldığında son dönemde o güven kelimesini çok test edemiyoruz ve yani ihtimaller dahilinde her şey olabilir. Bütün senaryoları açık dediler. Gerçekten de öyle oldu. Ben Naim Paşa'mdan başlamak istiyorum. Çünkü dün siz dediniz ki evet, yani ben yine bir, böyle bir şey bırakıyorum. İhtiyatla davranmak gerek. Evet. Çünkü her türlü şeye gebe bu ilişkiler mevzu Orta Doğu olunca özellikle. Doğru. Tabii şundan ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Trump'ın ABD Başkanı Trump'ın bir bildiğimiz bir geçmişi var şu ana kadar. Mesela zamanında dedi ki efendim Obama vardı hatırlarsanız. Obama giderse biraz Türkiye-Suriye politikasına rahatlar şeklinde bir düşünce, bir algı oluştu hatırlarsanız. Ama Trump gelince ne oldu? Mesela PYD, PKK terör örgütü de çok daha fazla güçlendi. Silah yardımı, lojistik yardım, araç gereç malzeme yardımı. Ve attığı bir tweette de geçen sene tırnak içinde PYD PKK terör örgütü için Kürtler deyimini kullanarak eğer Türkiye Kürtlere bir operasyon yaparsa ekonomik yönden yıkama uğratırız dedi hatırlarsanız. O Brunson zamanında. Şimdi böyle bir Trump portresi var. Bir konu daha var.
Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden bir aktör var karşımızda. O da Trump. Başka? Suriye'ye ait ve İsrail'in işgal ettiği Golan Tepelerini yine İsrail'in toprağı olduğunu ilan eden bir Trump'la karşı karşıyayız. Diğer konularda da Körfez ülkeleriyle silah satışında, bölgeyi istikrarsızlaştırma yolunda, barış değil de istikrarsızlaştırma yolunda bütün adımları destekleyen ve Beyaz Saray penceresinden sadece para, dolar ve silah ticareti penceresinden bakan bir aktör var. Peki. Şimdi... O halde bu aktöre baktığımızda, bu aktöre dayanarak, böyle bir devlet, bir Trump'a, böyle bir ABD başkanına dayanarak, yani o faraziye dediğimiz bir plan kurduğumuz zaman, bizim askeri sistemde şudur, her plan, harekat planı bir faraziyeye dayanır. Yani bir olasılığa dayanır. Örnek veriyorum, bir harekat yapacaksınız. Denir ki hava şartları uygun olduğu takdirde. Hava şartları kötü olursa o planınız yürürlükten kalır. Ben çok basitçe söylüyorum. Şimdi ben de Trump'a böyle bir planı Trump gibi bir aktöre dayandırdığınız takdirde Suriye'deki herhangi bir operasyonu, harekat planını, güvenli bölge oluşturmasını böyle bir aktör olduğunda ben ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum ve altını çizerek vurguluyorum. Nitekim dün yavaş yavaş özellikle kendi partisinden cumhuriyetçi senatörlerin önemli ve kendisinin çok güvendiği Graham gibi senatörlerin Demokrat Parti senatörüyle birleşerek Trump'a karşı bir cephe aldıklarını ve şiddetle de şöyle bir cümle var mesela Graham'ın, eğer Türkiye Suriye'nin kuzeyini işgal ederse işgal eder deyimini kullanıyor, çok kabul edilebilecek bir olay değil. Tabii. Yani ABD'nin cumhuriyetçi senatörü Kürt güçlere saldırırsa PYD PKK'yı Kürt güçleri olarak görüyor. Terör örgütünü Kürt güçleri olarak görüyor. Öteden beri öyle görüyorlar. Bir de NATO üyeliğinin askına almasını talep eden yasa tasarılarını ve diğer yaptırımları Demokrat Parti ile birlikte kongreye sunacağız. Harekatı işgal olarak gören. Tabii. Evet. Yani terör örgütünü Kürt güçleri olarak gören. Kürt güçleri işgal olarak görüyor. Tabii. Yani, Suriye yapılacak herhangi bir operasyon işgal. İşgal olarak Şimdi, görüyor. Böyle bir aktör zinciri var. Tabii bu NATO üyeliğinin askına alması pek mümkün değil. Çünkü 4 Nisan 1949'da imzalanan Washington Anlaşması'nda üyelikten çıkarma olayı yok zaten. Ancak üye kendi isterse çıkar. Bir de tabii en son ABD Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi Trump yönetimini Suriye'de aldığı karar nedeniyle ifadeye çağırıyor. Yani böyle de şu anda ABD'de Washington'da olan. Dolayısıyla Trump yavaş yavaş yön değiştirmeye başladı diyebiliriz. Neden? İki nedenden ötürü. Biraz önce belirttiğim kendi yapısından ötürü, yani geçmişi, biraz önce çizdiğim portreden dolayı, bir kere şunları üzmeyecektir. Bölgedeki bazı, mesela Suriye'nin parçalanmasını isteyen ülkeler var, ülke var. Onların lobisi ABD'de çok güçlü. O lobi göz ardı edemez. Neden? Seçimi var. Neden? Azledilme süreci var gibi. Tabii. Bunlar var. Aziz süreci. Evet. Dolayısıyla bir de şunu, mesela 19 Aralık'ta dedi ki Trump, 19 Aralık 2018 Hülya Hanım, Suriye'den çekiliyoruz, DAEŞ'i yendik. Çünkü Suriye'de varoluş maksadımız DAEŞ, DAEŞ'i yendik. Türkiye kalan DAEŞ'lerle ilgilensin dedi. Ne zaman dedi bunu? 19 Aralık 2018, 1,5 yıl önce. Ve düzelt bir yıl kadar, 3 Ocak, 22 Aralık 2018'de de Türkiye DAEŞ'lerle ilgilensin dedi Suriye'de. 3 Ocak 2019, yani yaklaşık 8-9 ay önce, çekilsek de Suriyeli Kürtler, yani PYD, PKK'yı korumak istiyoruz. Korumaya devam edeceğiz dedi. Böyle bir Trump var. Şimdi bu Trump değişmedi. Koltuğunda oturmaya devam ediyor. 7 Ekim 2019, düne geldiğimizde çekiliyoruz. Bölgede tutuklu bulunan DAEŞ'lerin sorumlu Türkiye'de olacak. Yani çekiliyoruz ama oradaki DAEŞ'lerin sorumlu Türkiye'de olacak diyen bir Trump var. Ben Türkiye'nin Trump'a dayanarak veya evet Trump bir başkandır, doğrudur. Diplomatik ilişkiler devam edecektir. Diplomatik adımlar, diplomatik telefon görüşmeleri elbette devam etmiyor. Onda hiçbir kuşku yok. Ancak kendi harekat planımızı, operasyon planımızı veya Türkiye'nin ortaya koyduğu PYD, PKK terör örgütünü Suriye sınırında etkisiz duruma getirmek, Suriyeli sığınmacıların emniyetle ülkelerine dönüşünü sağlamak, diğer iki tanesi olan Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak veya terör koridorunu onlamak diyebileceğimiz
bir şemsiye altında toplanan siyaset makamının ortaya koyduğu siyasi amaçları veya politik hedefleri gerçekleştirecek bir operasyon planlamasında Trump'a göre hareket etmek, böyle bir aktör günlük anlık yaşayan bir aktör. Peki, biz onun şimdi... için biz kendi göbeğimizi, Türkiye kendi göbeğini kendi kesmelidir. Bu operasyon gereklidir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti biraz önce saydığım ortaya koyduğu siyaset makamının politik hedeflerini gerçekleştirmek veya politik hedeflere hizmet etmek için bu operasyonu gecikmeden yapmalıdır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi ben yani konuklarımdan özellikle yakınımda ve yanımda oturan, stüdyoda oturan konuklarımdan biri kendisi. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Ali Tuğtan. Şimdi şöyle size sormak istiyorum. Bu konuda en konuşması gereken isimlerden biri sizsiniz. Türk-Amerikan ilişkileri noktasında uzmansınız. Alanınız bu. Özellikle şimdi tezinize bakıyorum. Türkiye-Amerika güvenlik ilişkileri, işte 1945-2003 kurumsal etkinin oyun teorisi yoluyla analizi başlıklı teziniz var. Yani bunlar çok önemli şeyler. Şimdi oyun teorisi demişken, şimdi siz bize açıklayın. Burada bir oyun mu oynanıyor? Yani Amerikan Başkanı sosyal medya üzerinden önce bize bir yeşil ışık yakıyor. Ardından Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani Türkiye'nin bir taraftan sınırı aşması halinde işte diyor ki ben senin ekonomini yerle bir ederim. Bak daha önce de yaptım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tırnak içinde yani seçim sürecinde hep bu dış güçler dediği şey ve ekonomik darbe dediği şeyi bir anlamda da aslında kendisi de itiraf etmiş oluyor. Şimdi 360 derece değişen tweetleri var. 360 derece Naim Paşa'nın dediği gibi bir dengesiz bir politika var. Ama Trump Amerikası var. CENTCOM Amerikası var. Yani bir alternatif birkaç Amerika daha var. Onları da siz söyleyin. Bunlar hani bizim bildiğimiz gözle görülen ne oluyor gerçekten? Şöyle şimdi nasıl okuyorsunuz ve bu tehdit neden? Bir siyasetle ilgilenen aşağı yukarı herkesin bildiği siyaseten merkez sağ ve sol arasında bölünmüş işte sağda Cumhuriyetçiler, solda Demokratların olduğu Amerika. O Amerika'da Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin sağ kanadını, yani sağın da sağını temsil ediyor. Ama Amerika'da özellikle 2008 krizinden bu yana giderek artan ve geleneksel sol sağ ikiliğini aşan, ondan daha açıklayıcı hale gelen giderek bir başka bölünme var. Bu bölünme siyasetin merkezinde, yani merkez sağ ve merkez solda yer alan yerleşik elitlerin Amerika'nın küresel müdahaleciliğine ve hegemonyasına devam etmesini savunan küreselciler diyelim onlara kısaca, grupla hem Demokrat Parti'nin solucunda hem de Cumhuriyetçi Parti'nin sağ ucunda giderek kuvvetlenen neo izolasyoncular dediğimiz, yani Amerika dünyanın polisi değildir, Trump'ın dünkü tweetlerine dikkat edin. Bizim artık ulusal çıkarımıza olmayan savaşlardan çekilmemiz lazım diyen bir grup var. Bu bağlamda baktığınız zaman Trump cumhuriyetçileri temsil etmekten ziyade bu izolasyoncuları temsil ediyor. Tabii. Ancak tabii Amerikan yönetim mekanizması içerisinde, hem kongrenin içerisinde, hem Beyaz Saray'da, hem askeriyenin içerisinde, hem bürokrasinin içerisinde bu güç mücadelesi bütün şiddetiyle devam ediyor. Esas devlerin savaşı orada. Ve bu savaş içerisinde Trump izolasyoncuların temsilcisi olarak derdi Amerika'yı Obama döneminde başlamış olan selektif angajman, yani seçerek müttefiklerle birlikte ve belli şartlar altında müdahalecilikten tamamen izolasyona çekmeye çalışıyor. Trump'ın derdi bu. Ama bunu yapabilmesi için tabii bu çok kuvvetli bir güç olan ve içinde pek çok unsuru barındıran küreselleşmecilerin bir takım temel siyaset önceliklerini çiğnemesi gerekiyor. Orta Doğu'dan çekilmek en hassas konulardan biri. Çünkü Orta Doğu'dan eğer Amerika çekilirse bu anlamda, yani Amerikan hegemonyasının Orta Doğu'daki belirleyiciliğinin ciddi bir biçimde azalmasıyla sonuçlanır ise izolasyon politikası, güç boşluğunu bölgesel güçler ve diğer büyük güçlerin doldurmasından endişe ediyorlar.
Bunu da özellikle CENTCOM'un böyle bir endişesi tabii var. Yani CENTCOM'un içerisinde, evet, CENTCOM tabii özellikle bu bölgenin askeri operasyonlarının genel merkezi olduğu, karargahı olduğu için burada küreselleşmeciler çok daha güçlüler. Çünkü küreselleşmeciler olmaz, yani küreselleşmeci gündem olmazsa CENTCOM'a gerek kalmaz. Tabii. Yani insanların kariyerleri de buna dayalı. Diyor ki yani niye kendim diskalifiye olayım ki o zaman diyor. Yani benim gücüm de bir anlamda buraya bağlı. Yani CENTCOM kendi çıkarlarıyla Amerikan çıkarlarını bir görüyorlar. Bir görüyorlar tabii. Dolayısıyla her iki tarafta hani sorarsanız Amerika'nın iyiliği için konuşuyor. Ama bir taraf diyor ki bizim Orta Doğu'da angaja kalmamız lazım, askeri güç bulundurmamız lazım, belirleyici olmamız lazım. Bölgesel aktörlerin, diğer büyük güçlerin Orta Doğu'da belirleyiciliğinin artmasına izin vermememiz lazım. Trump tam tersine özellikle iyi ilişkiler içerisinde olduğu belli bölgesel müttefiklere dayanarak Amerikan gücünü büyük ölçüde Orta Doğu'dan çekebileceğine inanıyor. Yani o müttefikler işte... İsrail, bu mümkün mü? CENTCOM'a rağmen bu mümkün mü? Çünkü burada Amerika'da bu sistem, yani sistem içindeki çekişme Türkiye üstünden ve Suriye üstünden yürüyor gibi. Tabii. Yani benim şahsım adına yani algıladığım tabii ki haddim değil. Hani sizler yani uzmansınız ama hani ben sorayım ve bir şekilde yaptığım okuma bu. Bu mümkün mü peki? Yani hani burada kazanan, kaybeden kim olur? Hani işin orasında değil. Bu milyon değilim. Dolarlık soru zaten. Ha, hani evet. Bu küreselleşmecilerle izolasyoncular arasındaki çatışma nasıl sonuçlanır? Bunu soruyorsunuz siz aslında. Tabii, tabii yani. Şimdi şöyle bir şey var. Geçmişte bu tür büyük çıkar çatışmaları çerçevesinde çok şaibeli durumlarda suikasta uğramış Amerikan başkanları, başkan var, adayları var. Tabii. Şimdi dolayısıyla hani bu kadar büyük çaplı, bu kadar büyük çıkarların içinde olduğu bir çatışmada kim galebe çalar? Bu sorunun cevabını vermek çok zor. Ama şu an için, yani özellikle paşama şey yapmak açısından söylüyorum bunu, onun söylediklerini tamamlamak açısından tabii söylüyorum. Evet, Trump kişisel olarak son derece egzantrik bir adam. Ve bir dediği birkaç saat sonra diğer dediğini tutmuyor. Çok kibarsınız. Ancak, yani egzantrik, yani yine çok kibar kalıyor. Ancak, çok romantik bir kelime kalıyor yani gerçekten. Yani ancak evet, şu önemli. Trump izolasyoncu buzdağının denizin üstünde görünen kısmı. Yani onun arkasında işte Amerika'da Amerika'nın gerçekten küresel angajman için harcadığı parayı Amerika'nın kendi içinde harcaması gerektiğine inanan, bunun Amerikan toplumunun faydasına ve kendi çıkarına olduğunu düşünen çok ciddi sağcı bir Amerikancı grup var. Şimdi Trump onları temsil ediyor aynı zamanda. Dolayısıyla hani CENTCOM'a ve bütün küreselleşmecilere karşı tesadüfen başkan olmuş bir müteahhit değil Trump. Bu grubu temsil ettiği için doğru, başkan. Doğru. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Evet. Uzun uzadıya tamam, konuşacağız. Süremiz var. Böyle çözümlemelerinize gerçekten ihtiyaç var. Ama ben şimdi en son işin operasyon kısmını sormak istiyorum. Operasyon kapsamını, neresi olacak ilk etapta, hangi alan ve nereye kapsayacak? Biraz böyle geniş ve detaylı bir değerlendirme isteyeceğim Sayın Abdullah Ağar'dan. Ama onun öncesinde bir Brüksel'e gidelim. SETA Brüksel Koordinatörü Doktor Enes Bayraklı. Şimdi hocam, Brüksel deyince bir oradaki göz en belirleyici olan gözlerden bir tanesi aslında. Bütün bu yaşananlar çerçevesinde mesela oradan baktığınızda ne görüyorsunuz? Orası bu işi nasıl okuyor? Yani Avrupa bu işin çok göbeğinde aslında. Yani AB'nin tepkisi burada ne durumda? İşte NATO'ya bakılıyor, NATO ile tehdit ediyorlar bizi. Tehditler diz boyu gerçi dün akşam itibariyle. Ama nedir? Siz nasıl okuyorsunuz? Mesela diyor ki Trump tweetinde sınır aşılırsa diyor. Mesela bu ne sınır? Yani sınır aşılırsa dediği nedir? Biz bunu biliyor muyuz? Nasıl algılamalıyız? Ya da bu sınırın ne olduğu söylendi mi Türkiye'ye? Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi tabii yani Trump'ın tamamen irrasyonel bir aktör olduğunu iddia etmek mümkün değil. Yani diğer konuşmacılar da buna değindiler. Kendi içerisinde bir rasyonelitesi var. Dünkü yaptığı açıklamaların akabinde hemen Türkiye ile ilgili bu tweetler atması, yani öncelikli olarak iç kamuoyuna yönelik yorumlanabilir. Yani tamamen ben
Biraz Türkiye'nin içerinin sesini arttırabilir miyiz yönetmenim? Kadir'den rica ediyorum. Türkiye'nin baskılarına boyun Türkiye'nin baskılarına boyun eğmedim demek için böyle bir açıklama yaptı. Şimdi tabii bir taraftan bakacak olursanız tam bir tutarsızlıklar bütünü var Suriye meselesi söz konusu olduğunda. Öncelikli olarak Amerikan politikasında çok ciddi bir tutarsızlık var. Biliyorsunuz Trump da bununla ilgili bir yine tweet attı ve daha önceki bir Amerika'daki bir think tank'teki bir analistin yorumunu hatta retweet etti biliyorsunuz. Tabii. Oradaki temel şey şu, Obama döneminde Obama yönetimi içerisindeki bir grup, bir klik, Türkiye'yi çok açık konuşalım düşman olarak konumlandırdı. Bir NATO ülkesi olmasına rağmen ve Türkiye'nin aleyhinde Suriye'de çeşitli bir dizaynlara gittiler. Bu dizaynın en önemli dayanak noktalarından biri PKK'ya verilen destekti. PYD falan hiç demeye gerek yok. Buradaki yapının adı PKK'dır, bir PKK devletidir. Şimdi Amerika'daki bazı çevreler diyorlar ki işte müttefiklerimize ihanet ettik. Tabii sorarlar o zaman 60 yıllık NATO müttefikinize önce ihanet ettiniz. Bir ulus devlet Türkiye NATO'da çok önemli bir konumda. Tabii bu tutarsızlıklar bütününün sürdürülemeyeceği çok açıktı ve Trump bu faturayı önünde buldu. Tabii. Demin de konuşmacıların bahsettiği izolasyoncu politikalı yani Amerika'nın içine dönmesi, ekonomik olarak büyümesi, birçok uzun dönemdir yapılamayan altyapı yatırımları meseleleri söz konusu. Yani bu parayı evet Amerika zengin dünyanın hegemon gücü ama bir taraftan da bunun çok ciddi bir ekonomik bedeli var Amerika için ve işte kendisine rakip güçler çıkmaya başladı dünyada. Dolayısıyla tekrar gücü içeride konsolide etmek istiyor Trump. Bu açıdan da çok irrasyonel bir düşünce değil. Bir taraftan da bakarsanız attığı adımların neticesinde de Amerika'da işsizlik son 30-40 yılın en düşük seviyelerine düştü hatırladığım kadarıyla. Bu açıdan baktığınız zaman kendi içinde bir bütünlük arz ediyor. Ve Trump buradan şeylerini çekmek istiyor, askerleri çekmek istiyor bir kere Suriye'den. Şimdi Avrupa Birliği açısından bakacak olursanız orada da bir tutarsızlık söz konusu. Buradaki tutarsızlık nedir? Bir, Avrupa Birliği Suriye'den mültecilerin Avrupa Birliği'ne gelmesini istemiyor. Evet. Almanya'da istemiyor, Fransa'da istemiyor, diğer aktörler de istemiyorlar. Bunlar Türkiye'de bu mülteciler. Türkiye bu mültecileri ilaniyeye tutamaz. 4 milyona yakın mülteci var. Bu Türk siyasetinin iç siyasi hayatı etkilemeye başladı. Toplumsa ciddi bir huzursuzluğa dönüştü. Bazı aktörler tarafından kaşınıyor. Yani Türkiye için bir güvenlik meselesi. Bir taraftan mültecileri Türkiye... Suriye'ye dönecekler. Zaman zaman Brüksel'den bağlanıyoruz. Teknik aksaklık olabiliyor ama sizi biz dinleyebiliyoruz, duyabiliyoruz. O da normaldir o kadar ara ara aksaklık. Buyurun, buyurun efendim. Suriye'ye dönmeleri gerekiyor ya da Avrupa Birliği'ne devam edecekler bu mülteciler ve bir kısmı bunu istiyor. Şimdi bu açıdan bakınca Türkiye'ye yeterli desteği vermiyorlar. Bir taraftan da PKK'ya ve PYD'ye göz yumuyorlar. Yani buna göz kırpıyorlar. Şimdi bu sürdürülebilir bir politika değil. Ya Türkiye ile oturup anlaşacaksınız, bu mülteci meselesini doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Hem onlar için hem bizim için. DAEŞ yine terör tehdidi, öncelikli olarak çevre ülkelerini tehdit eden bir tehdittir. Öncelikle Müslümanları vuran bir tehdittir. Ama diğer taraftan da Avrupa tarihinde görmediği bir terör dalgasıyla karşılaşmıştır son 5 yıl içerisinde. Tabii. Şimdi bunlar birbiriyle çelişen o kadar çok hedefler ve şeyler var ki burada benim gördüğüm temel sahiplerden biri hem Avrupa içerisindeki özellikle medyadaki demin konuşmacılardan biri değindi bir lobi var ve hem de Amerika'daki bir lobi ideolojik bir şekilde bu dış politikayı yönlendirip Türkiye karşıtı bir şekilde şekillendirip yönlendirmeye çalıştı uzunca bir dönem ve hatta Türkiye'de yapılan darbenin temel sahiplerinden biri, girişimin de temel sahiplerinden girişimin birinde bu olduğunu düşünüyorum ve arkasında bunların olduğunu düşünüyorum ben. Bu Fethullah Gülen'in kendi başına yapmış olacağı, yapabileceği bir şey değil, bir darbe değil. Bunu herkes söylüyor ve herkes biliyor. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman artık bu sürdürülemez politikalar bir tıkanma noktasına geldi. Yani deniz bitti bu açıdan baktığınız zaman. Bu da nasıl oldu? Türkiye'nin uzun vadede yürütmüş olduğu, özellikle darbenin hemen sonrasında atmış olduğu adımlar ve hem askeri olarak sahada yürüttüğü mücadele hem de diplomatik olarak yürüttüğü müzakereler. Bu bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Ama şöyle bir şey var. Yani biz öncelikle Suriye'de karşımızda kimin olduğunu iyi bilmemiz lazım. Karşımızda dünyanın süper gücü var. Bir kere bunu bilelim. Diğer tarafta Rusya var. Yani bu hiçbir devlet için, bizim ölçeğimizdeki bir ulus devlet için, bir bölgesel güç için kolay bir denklem değil. Ama buna rağmen Türkiye yavaş yavaş adım adım diplomatik müzakerelerle, kimi zaman askeri olarak... Şimdi Skype bağlantısı olduğu için, evet bu normal. Buyurun.
Evet, zaman zaman da askeri olarak yığınak yaparak, çeşitli mesajlar vererek, ciddi olduğunu göstererek Trump'ı biliyorsunuz daha önce iki defa da böyle bir kararın eşiğinden, yani kararı verdi ama Amerika'daki direnişten doğru uygulamaya konulamadı. Şimdi böyle bir karar verdi. İçeride evet ciddi baskı altında, Türkiye'de ama ciddi olduğunu gösterdi. Ve diğer taraftan da biz bunun bedelini de ödedik. Yani bu açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğine ve attığı cesur adımları da takdir etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı da en bir siyasi partinin lideri olarak da bunun siyasi bedelini de ayrıca ödedi Türkiye'de, biliyorsunuz. Yani Türkiye ciddi bir ekonomik saldırıya maruz kaldı. Bunları çıkıp biz anlattığımız zaman yahut başka analistler anlattığı zaman komple teorisiyle suçlandılar. Evet, Türkiye'nin iç ekonomik sıkıntıları olabilir, vardır, geçmişten kaynaklanan gelen. Fakat bunların özellikle dışarıdan kaynaklı bir operasyon sonucunda tetiklendiği ve büyütüldüğü çok açık ve net. Trump da bunu dün kendisi açıkça ifade etti. Açıkça ifade etti dün. Yani dedi ki I have done. Yani ben daha önce bunu yaptım, bitti. Yani bunu çok net bir şekilde ifade etti aslında. Evet, yani şimdi bu açıdan bakarsanız yaşadığımız hiç efendim söyleyeyim yerel seçimlerde bunun bedelini AK Parti ödedi, biliyorsunuz, kaybettiği yerlerle. Çok açıktı bunun. Özellikle AK Parti'nin bazı büyük şeyleri kaybetmesinin arkasında ekonomik nedenler vardı ve bunun arkasında da bu yapılan operasyon. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Türkiye'nin geleceğini düşünmeyen bir lider olsaydı uluslararası çevrelerin ve güçlerin huyuna ve suyuna giderek efendime söyleyeyim Suriye'de de yine günü kurtarmaya yönelik politikalar takip edebilirdi. Ama bedel ödemeyi göze alarak bence bu politikaları hayata geçirdi. Bu açıdan da takdir edilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin de bu meseleyi partiler üstü bir mesele olarak görüp devletin ve hükümetin arkasında durması gerekiyor düşünüyorum. Peki. Bu açıdan çok kritik ve tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu genelde çok söylenir, tarihi bir dönemden geçiyoruz ama bu sefer tarihi bir dönemden geçtiğimiz çok açık. Gelecekte 100 yıl sonra insanlar, bizim torunlarımız bu dönemin tarihini açıp okudukları zaman nasıl bir kritik dönemin eşiğinden Türkiye'nin geçtiğini çok açık ve net olacak olarak görecekler. Biz bugün içinde yaşadığımız için bazı şeyler bize normal gelebiliyor fakat çok olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz çok açık. Peki, şimdi döneceğim yine tekrar size. Birazdan da işte Özel Kuvvetler Akçakale'de işte ayrıntılarını birazdan ve çok özel görüntülerini de oradan alacağız ve siz değerli izleyicilerimize de aktaracağız. Habertürk yazarı Çetin de orada, Çetin'lerle de konuşacağız. Şimdi ben Abdullah Ağar'a dönmek isterim. Abdullah Ağar, merhabalar. Şimdi operasyonun kapsamı üstüne tabii değerlendirmeler var. Ama ona geçmeden önce demişsiniz ki Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sabah başka, işte akşam başka tepkileri var. Yani bu tepkiler ne anlama geliyor o zaman, onu da siz söyleyin operasyonun kapsamına geçmeden önce. Çünkü yani Türk-Amerikan ilişkileri mi, Türk-Trump ilişkileri mi, Türkiye-Sentkom ilişkileri mi, yani Türkiye-Kongre ilişkileri mi? Yani gerçekten artık çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü ve sanki hesaplaşma da Türkiye ve Suriye üstünden gidiyor gibi. İsterseniz önce bu sabah başka, akşam başka değerlendirmesini siz yapın. Ardından operasyonun kapsamı üzerine bir değerlendirme sizden rica edeceğim efendim. Buyurun. Öncelikle saygılar Hülya Hanım. Saygı bizden. Tabii daha önce bir takım saha komutanlarının, yani CENTCOM merkezi saha komutanlarının ve savunma bakanının görevden alınması veya istifasıyla sonuçlanan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilgili bir takım hamleleri olmuştu Sayın Trump'ın. Tabii bu noktada Trump'ın öncelikleri ve hassasiyetleri var. Bir diğer tarafıyla da kendisine tavsiye edilen bir takım harbe dair, mücadelelere dair, stratejilere dair hileler var. Teknik ve taktikler var. Şimdi bunların hepsi çok farklı eksenlerden, açılardan okunabilir. Yani Trump'ın gündüz başka, gece başka konuşmasını karşı karşıya kaldığı ikazlar ve baskılar çerçevesinde yanlış yaptığına dair başta CENTCOM veya Amerikan Müesses Nizamı'nın ortaya koymuş olduğu etki olarak da değerlendirilebilir. Bir diğer tarafıyla Leslie Graham başta olmak üzere bir takım senatörlerin siyasi ikbaliyle ilgili Trump'ı ikaz etmeleri ve gelecekte yapılacak seçimlerle ilgili bir zafiyet yaşayabileceğine dair bir takım öngörüler bununla ilgili etki olabilir. Ama açıkçası bunların hangisi söz konusu olursa olsun veya bir diğer tarafıyla eksik kalmasın, Trump kendisine tavsiye edilen veya dayatılan
bir harp hiledir prensibi çerçevesinde şekillenen bir takım taktikler ve teknikler çerçevesinde bir aldatmayı, yanıltmayı, şaşırtmayı, mukavemeti kırmayı, oluşan eksenleri parçalamayı, yani aslanı sürecini parçalamayı amaçlayan, bizi başkalarıyla, yani konsantrasyonumuzu başka alanlara çevirmemizi sağlayan bir takım yeni çıkışlar ortaya koyabilir. Şimdi bunların hepsini okurken temel bir kural çerçevesinde okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yeni nesil savaşın, yani dördüncü nesil savaşın bir uygulama biçimi bu. Aklın akılla mücadelesi olduğu için ve çok aktörlü, çok devletli, çok zamanlı, çok kavramlı, çok bakış açılı, paradigmalı bir mücadele olduğu için burada stabil bir düşünceye saplanıp veya stabil bir fikre saplanıp veya stabil bir anlaşmaya saplanıp kalmak son derece yanlış. Hı hı. Şimdi peki bunca karmaşanın bir çözümü var mı? Evet, bunca bu karmaşanın çok net bir çözümü var aslında. Doğrusallık. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aramış olduğu bir gelecek var. Bu gelecekle ilgili çok temel bir felsefe var, çok temel bir kavram var. Bu da haklılık. Şimdi biz bu mücadelede, bu girmeyi düşündüğümüz mücadelede haklı mıyız, haksız mıyız? Şimdi bunun üzerinden yaklaşıldığı zaman problem çok net olarak çözülüyor. Şimdi bir diğer tarafıyla mücadele alanlarına özgü bir cümle kurmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi dağlarda ve çöllerde bizim mücadele ettiğimiz zamanlarda çok birbirimize karşı kullanmış olduğumuz bir söz bu. Ve sıtmayı ölümden kaçma olarak zannedenlere, kaçma zannedenlere karşı da kullanmış olduğumuz bir cümle. Veya başka bir ifadesiyle mermiye kafayı uzatmayı kader olarak tanımlayanlara bir cümle. Şimdi ölümden kaçarak kurtulamazsınız. Çünkü ölüm her zaman sizden hızlı koşar. Ölümden kaçmanın yolu ölümün üzerine gitmektir. Ölümü yenmenin yolu yine ölümün üzerine gitmektir. Şimdi çok güzel burada, söyledin Trump... Sayın Ağar. Yani burada böyle bir virgül koymak istiyorum. Yine sizle devam edeceğim. Gerçekten ölümün üzerine gitmektir. Evet, doğru. Şimdi bir Akçakale'ye gidelim. Akçakale'den o görüntüleri alalım. Yine tekrar size döneceğim Sayın Ağar bu arada. Çetin Erçetin karşımızda. Çetin'leri de bir göreyim ben, Kadir'den rica edeyim. O ayrıntıları Çetin Erçetin'den alalım. İşte özel kuvvetler Akçakale'de intikal ettiler. Detaylar Çetin Er'de. Habertürk'ten arkadaşımız Çetin Er, kolay gelsin, iyi görevler diyorum öncelikli olarak. Bir süre orada olacaksın ve oradan yayınlar yapacaksın zorlu koşullar altında, ama sen alışkınsın, yani saha adamısın, öyle söyleyeyim. Şimdi özel kuvvetler de Akçakale'de intikal etti, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bağlı. Detayları alalım senden. Hülya, tabii bu operasyonun belki de en önemli ayağını oluşturacak özel kuvvetlere bağlı birlikler. Çünkü daha önceki operasyonlarda da özellikle Afrin, Elbap ve Cerablus gibi çok kritik noktalarda özel kuvvetlere bağlı birlikler hareket alanı sağlamıştı. Tabii diğer askeri birlikler de mutlaka çok önemlidir. Çünkü komandolar da geldi, jandarmaya bağlı özel hareket timleri de bu bölgeye intikal etti. Ama tabii özel kuvvetlerin terörle mücadeledeki pozisyonu ve daha önceki süreçlerde önceden sahaya girip sahadaki alanı boşaltıp ardından diğer askeri birliklerin önünü açmış olması önemli bir tecrübeydi. Şimdi Afrin'de görev yapan özel kuvvetlere bağlı birlikler az önce, yaklaşık 15 dakika önce Akçakale'ye intikal ettiler. Tabii bundan sonra artık gözler onlarda, çünkü şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler sınır hattındaki tam 7 noktada, çok önemli 7 noktada tamamen mevzilenmesini tamamlamış durumda. Hatta şunu da söyleyelim, biz buraya yayına gelirken 10 adet araç, vinç aracı, onlar da Akçakale'ye geldi. Yani Akçakale'ye gelen vinç araçları da şuna işaret. Hemen arkamda kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'ten rica edeceğim, göstersin. Şurada duvarları görüyorsunuz ve o duvarlar, bariyerler tabii vinçlerle kaldı.
kaldırılacak. Çünkü bunlar biliyorsunuz terörle mücadele kapsamında Suriye Savaşı'nın ilk çıktığı dönemde inşa edilmişti. Hatay sınırımızdan başlayıp Cizre'ye kadar uzanan çok geniş bir yelpazede 740 kilometrelik bir alanda bu duvarlar örülmüştü. Buradaki temel amaç tabii hem DAEŞ'e bağlı teröristlerin hem PKK'ya, PYD'ye bağlı teröristlerin bölgeye geçişlerini önlemekti. Özellikle bu birinci öncelikti ama tabii göçmenlerin de geçişlerini engellemeye yönelik önemli bir bariyer oluşturmuş oldu. Tabii bu bariyerlerin oluşturulması buradaki güvenlik bariyerini oluşturdu ama şimdi bu bariyerler 7 ayrı noktadan kaldırılacak. Onu hemen söyleyelim. Tabii bu 7 kaldırılacak bölgeyi ben şimdi ekranlarda söylemeyeceğim. Çünkü operasyon alanlarında bu tip süreçlerde bu bölgeler çok kritik, çok önemli noktalar. Dolayısıyla bunlar cepleri oluşturacak. Onu da belirtelim. Yani tek bir noktadan girip operasyonu tek bir noktadan başlatmayacak Türk Silahlı Kuvvetleri. Farklı cepler oluşturularak ardından bu farklı cepler birleştirecek. Tabii bunun örneklerini daha önce hem Afrin'de görmüştük hem Cerablus sınır hattımızda görmüştük. Her ikisinde de Türk Silahlı Kuvvetleri böylesine önemli bir operasyon sürecini bu modelle bu şekilde tamamlamıştı. Şimdi tabii burası çok geniş bir alan Hülya. Tabii değerli konuklarımız da şimdi burayla ilgili yorumlar yapacaktır. Çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani İdlib, Cerablus, Elbap gibi bölgelerin hepsini topladığımız zaman bu bölge bunların tamamından 7,5 kat daha uzun ve geniş bir alan. Tabii daha önce Amerikalılarla yapılan görüşmelerde operasyonun alanı aslında büyük ölçüde netleştirilmişti. Yani birinci perspektif diye tabir edilen ilk Amerika-Türkiye arasında yapılan görüşmelerde 10 kilometreye kadar genişliği daha doğrusu derinliği olan bir alan bir perspektif olarak belirlenmişti. Şimdi ise durum biraz daha farklı çünkü son Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşme sonrasında bu biraz daha farklı bir boyut kazandı. Artık bundan sonra 30 kilometreye kadar geçen bir alanda operasyon yapılabilecek. Ama tabii bunun da riskleri var çünkü. Neden riskleri var? Onda tabii güvenlik stratejistlerimiz ekranda onlar da bu konuda yorum yapacaklardır ama burada bulunan teröristlerin arka bahçe diye tabir ettiği Sincar bölgesinden, Irak sınırından çok kolaylıkla bu bölgeye takviyeler yapabildiği bize gelen bilgiler arasında. Hemen arkadaşımdan sıcak bir bilgiyi aktaralım. Hakan'dan rica edeceğim. Çünkü ben aslında konuşmamı bitirecektim ama şu an karşıda görüyorsunuz vinç araçları direkt yaklaştılar bariyerlere doğru. O görüntüleri Hakan arkadaşım gösterebilirse, verebilirse. Şu an vinç araçları sınır hattında. Bu sınır hattındaki bariyerleri kaldıracaklar. Zannederim biraz ileride bu bariyerleri kaldırdılar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere 2 tane vinç. Buraya sabah saatlerinde 10 vinç gelmişti ben geldiğim zaman. Şu an 2 tanesini karşıdan görebiliyorsunuz. Bu 2 vinç aracı sınır hattındaki bariyerleri kaldıracak. Bu çok önemli. Tabii biz bulunduğumuz noktadan ikisini görebiliyoruz. Fakat 7 ayrı noktadan bir kez daha hatırlatayım Hülya. 7 ayrı noktadan operasyon için hazırlıklar yapıldığı için onu da belirtelim. Bu duvarların kaldırılması ve karşıya geçirmesi için bir hamle gerçekleştirilecek. Tabii operasyon için artık her şey hazır, her şey tamam. Şunu da belirtelim, sadece cephe önünde değil, aynı zamanda cephenin arkasında da hazırlıklar tamamlanmış durumda. Bölgeye sağlık birimleri ve bütün arka noktada yani gerek lojistiği sağlayacak, gerek sağlık koşullarını sağlayacak her türlü hazırlık tamamlanmış durumda. Herkesin gözü kulağı şimdi artık bu duvarların kaldırılmasından sonra operasyonun ne zaman yapılacağında. Şimdi Çetin Erçetin, gün boyunca bağlanacağız. Önümüzde uzun günler var. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler Akçakale'ye intikal etti dedi Çetin Erçetin. Hatta özel kuvvetlerin %95'i sınır bölgesine konuşlandırıldı. Gerçekten Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak olan operasyon öncesinde sınırda ciddi bir hareketlilik var. Biz bilgileri aldık. Çetin Erçetin'den kısa bir reklam diyelim. Ardından uzmanlarımızla konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz efendim. Şimdi Abdullah Ağar'la devam edelim. Zaten kendisinde kalmıştık. Özellikle operasyonun kapsamı üzerine bir değerlendirme de rica ediyorum Sayın Ağar'dan. Tel Abyad'la Resul Ayn arasındaki o kritik bölge
120 kilometrelik bir hattan söz ediliyor. Bir taraftan işte operasyon ilk etapta burada mı yapılacak, ne kadar olacak, kapsamı nedir, operasyonun ne zaman? O yüzden bunları biraz konuşmakta ve açmakta fayda var sahayı bilen biri olarak. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle Çetinlerin hoşgörüsüne sığınarak bir düzeltmede bulunmak istiyorum. Özel kuvvetler zaten oradaydı. Sadece Çetinler yeni gördü onları. Bu önemli bir ayrıntı benim açımdan. Çünkü onlar en başından beri bu harekatla ilgili planlamanın içindeler. Ve bununla ilgili icracı sorumlulukları var. Bir diğer tarafıyla tabii biz şu an Tel Abyad ile Resulayn arasındaki 140 kilometrelik çöllük alana, kırsal alana hedeflenmiş, kilitlenmiş durumdayız. Burası şu an bir konsantrasyon üretiyor, doğru. Tabii. Ama Türkiye'nin önceliği sadece burası olmadığını ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye özellikle Fırat'ın doğusundaki aynı Arap'tan hemen Fırat'ın sıfır noktasından başlayıp aynı Arap Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı ana siklet merkezleri ve mescun mahaller başta olmak üzere çok farklı noktalarda çok farklı etkiler ortaya koyabilecek bir planlama ve bir faaliyet içerisinde şu an. Şimdi bu tabii mücadelenin kendi karakteristiği gereği pek çok aldatma, şaşırtma, yanıltma ve hileyle kendisini gösterecek. Çünkü burada YPG PKK'nın Türkiye'ye karşı yapmış olduğu son derece güçlü bir hazırlık var. Şimdi bu hazırlığın bertaraf edilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikle aklı ve ardından da etkisi kendisini tabii gösterecek. Yani tabii bunu zaman içerisinde daha detaylı olarak konuşmaya başlayacağız. Tabii şu an Akçakale, bizim tarafta Akçakale, oralardan işte Çetinler sağ olsun çok iyi bir gözlemle, çok iyi yakalamışlar. Orada duvarların kaldırılmasıyla ilgili betonarme karkos korunma duvarları, onun orijinal adı veya bölgedeki adıyla Amerikalıların taktığı ismi de T-Wall'lar. Onların kaldırılmasıyla ilgili faaliyetleri yakalamışlar. Belli ki son derece yakın bir hazırlık var. Bir diğer tarafıyla dün gece yaşanan bir takım olaylar var. Özellikle Simelka tarafında, yani YPG PKK'nın kullanmış olduğu ana lojistik eksen. Yani terörünü, Suriye'deki terörünü beslemek üzere kullanmış olduğu, insan kaynağını getirmiş olduğu ana eksen ve Amerikalıların kullandıkları, bizim hep konuştuğumuz ve bizim demarkasyon hattı olarak tanımlamış olduğumuz yaklaşık 30 kilometre derinlikten geçen, bütün sınıra paralel neredeyse Türkiye sınırına, Mevdat Koray'ın giriş noktası, Suriye'ye giriş noktası ile ilgili dün bir takım çalışmalar vardı ve oradaki bir takım YPG hedefleri etki altına alındı. Şimdi burada tabii bunların hepsinin sahadaki mücadeleler anlamında büyük bir anlamı var. Çünkü sonuçta Amerikalı Birleşik Devletleri bir takım etkiler ortaya koyarken, Türkiye'nin iradesini ve kararını bozmaya yönelik bir takım davranışlarda bulunurken, bir diğer tarafıyla da Türkiye kendi kararını gösteren faaliyetlere dün itibaren başlamış durumda. Şimdi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri bir seçim sürecinde bununla ilgili üretmiş olduğu bir hassasiyet var. Ama bir diğer tarafıyla bence çok daha önemli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri neden Türkiye'nin bu ortaya koymuş olduğu irade ve kararlılık karşısında Amerikan askerini çekeceğim cümlesi kurdu. Bunu çok iyi anlamlandırmamız ve tanımlandırmamız ve bu elimizdeki inisiyatifi hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor ve bunun ortaya koyacağı etki, çünkü bizim harekatın başarısıyla ilgili son derece önemli bir parametre bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor, diyor ki ben evet Türkiye'nin buraya girmesini kesinlikle istemiyorum. Evet. Bunu engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu çok temel bir cümle. Yani bu artık kendisi belli diyor. Şimdi biz de diyoruz ki Amerika, bir dost ve müttefik olarak senin ve benim hedef ve menfaatlerimi kollamak bana düştü. Bunu şu an akledemiyorsun. Yani neden? Çünkü aklın esir. Kime esir? YPG, PKK lobisine esir.
bölgede senin stratejik aklını, Amerikan aklını etkileyen bir takım eksenlere esir. Yani eğer sen Türkiye gibi bir ülkeyi kaybedersen bu mücadele içerisinde, Amerikan hakimiyetiyle ilgili son derece büyük bir çöküntüyle ve riskle karşı karşıya kalırsın, bu bir. İkincisi, Türkiye gibi son derece önemli köprü başı bir ülkeyi, köprü ülkeyi Atlantik'ten Avrasya'ya kaptırırsın. Üçüncüsü, hani burada Leslie Graham'a bir ifade göndermede bulmakta fayda var. Çünkü dün çok konuşuldu biliyorsunuz. İşte Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasını önerecekmiş. Direkt tehdit. Yani mesela terör güçlerini Kürt hareketi olarak görmek. Onun dışında mesela Türkiye'nin işte Barış Pınarı harekatını harekat değil de işgal olarak görmek. NATO tehdidi, bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda ve Trump'ın tweet'i Türkiye'nin ekonomisini mahvederim. Zaten daha önce de yapmıştım. Yani evet. Yani şuna soyunduğunun farkındayım. Ama yani NATO'nun kuruluş felsefesini, kuruluş mevzuatını bilmeyecek kadar cahil bir senatörle karşı karşıyayız burada. Türkiye kendisi istemeden Türkiye'yi NATO'dan atamazlar ki. Yani cümleyi şuradan kurabilir. Yani Türkiye'yi NATO içerisinde ötekileştirebilirler, yalnızlaştırabilirler. Bunlar doğru cümleler ama bir senatörün Türkiye'yi NATO'dan atmakla ilgili önere vereceğim demesi, onun senatörlük ünvanının onun elinden alınmasını gerektirebilecek kadar son derece büyük bir cahilliktir. Şimdi bir diğer tarafıyla da belli ki, şunu okuyorum ben onun ortaya koymuş olduğu reflekslerden. Yakın zamanda hayatını kaybeden Amerika içinde çok önemli bir figür olan Senatör McClay'nin koltuğuna aday olduğunu hissediyorum, değerlendiriyorum. Peki. Yani bu performansıyla McClay'nin koltuğunun yani çeyreğini dolduramayacağını düşünüyorum. Peki. Bu denli de Türkiye'ye gelip Türkiye'de oturup yetkililerle Türkiye'yi bu kadar arkada vurması da son derece tehlikeli. Müsaadenizle cümlemizi bitireyim. Buyurun. Bir eksik kalır çünkü. Yani Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun Güneydoğu ayağının çökmesini mi istiyor? Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun dağılmasını mı istiyor? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerinden üretmiş olduğu kazanımları, yani sadece kendisinin değil kıta Avrupa'sının üretmiş olduğu kazanımları kaybetmek mi istiyor? Yani burada evet Türkiye'ye rağmen bir dizayna girişti ama bu süreç bitti. Yani artık yeni bir paradigma üzerinden Türkiye ile onurlu bir işbirliği denemesinin hem Türkiye açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve eninde sonunda mutlaka aklı selim galip gelecektir ve bir terör örgütüyle çalışmaktan Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçeceğini düşünüyorum efendim. Ya umuyoruz biz de gerçekten. Habertürk Askeri Strateji Danışmanı Abdullah Ağar, çok teşekkür ediyorum efendim. Biz sizi uğurlayacağız. Ama hemen ardından da Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin yayınımıza dahil olacak, katılacak. Ama kısa bir reklam, ardından konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi devam ediyoruz konuşmaya. Mevzu gerçekten derin ve çetrefilli, en azından onu söyleyeyim. Şimdi Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin de yayınımıza katıldı. Sayın Pekin, merhabalar efendim, hoş geldiniz. İyi yayınlar diyorum. Önce o zaman şöyle bir şey yapalım. Naim Paşa'ma geçmeden önce Pekin Paşa'm, önce sizinle başlayalım. Genel bir değerlendirmenizi alalım. Dün biz nerede bıraktık ama işte bir dolu bir şey değişti. Sosyal medyada, özellikle sosyal medya üzerinden önce yeşil ışık yakan bir Trump, ardından Türkiye'yi tehdit eden bir Trump. CENTCOM'un açıklaması başka, duruşu başka. Türkiye'nin sınır aşması halinde ekonomisini yerle bir edeceğini söyleyen bir Trump. Nasıl okursunuz bu tehditleri ve bugün itibariyle, şu dakika itibariyle gelinen aşamada Türkiye stratejik olarak ne yapmalı? Harekat kapsamı dışında da. Buyurun efendim. Önce şunu söyleyeyim tabii. Bizim Trump'ın açıklaması, sosyal medyadan açıklaması, ilk açıklamasına baktığımızda işte harekata yeşil ışık yakıyor ama bu konu Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın görüşmesinden sonra ortaya çıkan bir konu. Evet. Ve büyük ihtimalle bu görüşmeden
hem Genelkurmay ABD Genelkurmay Başkanı, hem Savunma Bakanı'nın, hem Dışişleri Bakanı'nın hepsinin haberi var bu görüşmeden. Ve bu görüşmede bir ortak bir çerçeve çiziliyor. Yani evet, Amerika desteklemeyeceğim diyor. Desteklemeyecek bu harekatı. Amerika dahil olmayacak. Koordinasyonda bulunmayacak. Ama büyük ihtimalle harekatın çerçevesi görüşülmüş. Ve bu görüşmeden sonra Trump o tweetleri atıyor. Tweetleri attıktan sonra da mecburen şeyden, hem Senato'dan hem de diğer yerlerden gelen bir tepkiler var. O tepkileri karşılamak için de daha sonraki olaylara bakıyor. Bu bir danışıklı dövüş olabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü sorun Türkiye'yi kısıtlamak, Türkiye'nin harekatını kısıtlamak. Bizim başımıza şunlar gelir, aman şunları yapmayalım diye bizim doğrudan zihnimize oynuyorlar. Türkiye'nin zihnine oynuyorlar ve Türkiye'nin hassas yerlerine dokunuyorlar. İşte ekonomi gibi, diğer konular gibi. Tabii. Onun için bu harekat yapılacak. Bu harekat Türkiye kendisi yapacak ve yapmalı da. Hele bu Trump'ın son tweetlerinden sonra büyük bir süratle yapmalı diye değerlendiriyorum bu harekatı. Tehdit ediyor. Tabii, haddi aşan tweetler bunlar, haddi aşan açıklamalar ve evet. Çok net bir şekilde tehdit ediyor. Daha önce de yaptım diyor, ekonomik ambargo, ekonomik yaptı, darbe yaptı, neyse. Yaptı. Daha önce de evet. Yaptım diyor zaten. Yani dolar bir ara hatırlarsınız 7-8 liraya çıkmıştı. Belki onu kastediyordur büyük bir ihtimalle. Artacak dendi falan. Bunları yapabilirler falan, ama bunların hep tamamı şeyle ilgili. Türkiye'nin yapacağı harekatın çerçevesini daha da kısıtlamak ve Türkiye'yi yönlendirmek amaçlı yapılan olaylar. Ve içinde tabii psikolojik harekat da var. Büyük ölçüde psikolojik harekat kokan laflar da var. Ama Türkiye bu harekatı yapmak durumunda ve hazır da zaten yapmaya. Zaten Türkiye bunları göze almadı mı? Yani bu harekatı yapacaksa Türkiye bir takım ambargoları, bir takım faaliyetleri göze almış olması lazım. Avrupa'nın şimdiye kadar, Brüksel'in, Avrupa Birliği başkentinin, Almanya'nın, Fransa'nın, bizim PKK'ya karşı yaptığımız harekatlarda, operasyonlarda biz desteklediğini duyduk mu? Hiç duymadım ben. Yani her seferinde bize karşı çıkarlar, her seferinde bize aman yine şey yapmışlar, çok vahim olaylar olur diye. Bence Türkiye bunlara takılmamalı. Evet, Türkiye bu harekatı yapacak, yapmalı. Hazır zaten, gücümüz de var. Ve bu harekatı yaptığımız zaman göreceğiz ki, harekat belki biraz sonra harekatla ilgili tartışırız da. Tabii. Harekatı yaptığımız zaman göreceğiz ki, Türkiye bunu çok büyük çalışma olmadan başaracak durumda. Çok evet. Büyük mukavemet olmadan başaracak durumda diye değerlendiriyorum. Fakat şu var tabii, bir yerlere takılıp kalmamalı. Yani yine felaket tüccarları işte dolar şu kadar olur, bilmem ne bu kadar olur diye söyleyip dururlar. Biz bunları göze almamız lazım. Eğer göze almıyorsak o zaman bırakalım. Amerika Birleşik Devletleri gelsin, Türkiye'yi idare etsin. İstediği gibi bölsün, parçalasın, Kürt devleti kursun. Yani buna mı razı olacağız? Yani artık iş öyle bir noktaya geldi ki bunun diplomatik tarafı şusu busu yok. Diplomasiyle şimdiye kadar gelindi. Bundan sonrası artık askeri harekat ve karar verilmesi gerekiyor. Ve hep birlikte, bütün muhalefetin de iktidarın da hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın, iktidarın arkasında olması lazım bu harekatla ilgili olarak. Ve milletçe bu harekatı desteklememiz lazım diye değerlendiriyorum. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar size döneceğim. Bir taraftan da aslında Amerika Birleşik Devletleri, Sayın Pekin de dedi ya, bu bir Türkiye'ye karşı psikolojik bir evet. Savaş da yürütüyor belli ki. Yani bu psikolojik savaşı belki evet. Siz biraz okursunuz. Çünkü biraz önce Sayın Abdullah Har'da konuşurken hani NATO ekseninde Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu mu dağıtmak istiyor? Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor? Yani Türkiye üzerinden içeride de bir çatışma, bir iç çatışma yapılıyor. Ama Türkiye'ye karşı psikolojik bir savaş yürüten Amerika, işte bu operasyon Amerika'ya rağmen bir şekilde yapılacak belli ki, yapılmalı da bu haddi aşan açıklamalardan sonra. Ama Sayın Pekin diyor ki bu açıklamaların hepsi bir şekilde operasyonun kapsamını daraltmaya da yönelik açıklamalar. Ben de ardından da hava sahası tartışmasını biraz konuşalım gerçekten. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü şunu unutmayalım. Türkiye 2018 sonbaharında operasyona kararlıyken, yani Fırat'ın doğusunda bir operasyona kararlıyken
Yine Trump'la yapılan bir telefon görüşmesinde 20 millik bir güvenli bölge oluşturulması ve ABD askerlerinin çekilmesi yönünde taahhütte bulundu ABD başkanı. Ancak gördük ki benzer, yani bugünle benzer olay tamamen. ABD kamuoyunda, kongrede, cumhuriyetçi senatörlerde, Pentagon'da, Dışişleri Bakanlığı'nda tepkiler üzerine geri adım attı. Ben şu kadar günde çekileceğiz demedim, bir takvim vermedim gibi böyle bir oyalama, zaman kazanma taktiği gitti. Ve 2018 sonbaharında Türkiye'nin operasyon yapma kararlılığı bir noktada biraz bekletilme durumuna geldi. ABD ile ilişkilere bağlı olarak. Yani Trump'ın yine güvenli bölge, Trump'ın yine askerleri çekeceğiz gerek çok benziyor bu. İkinci erteleme Türkiye'nin bu yaz, geçtiğimiz yazdı yine kararlıydı. Ancak yine ABD ile diplomatik görüşme, güvenli bölge görüşmeleri, geldik Birleşik Müşterek Harekat Merkezi, sonra Akçakale, Ceylanpınar yani Tel Abyad, Resulayn arasında 140 kilometrelik genişlikteki kara ve hava devriye faaliyetinin icrası uygulaması. Ancak bu gerçekten şunu biliniyor, tamamen bir zaman kazanma, oyalama, onun hiçbir yararı da yok. 140 kilometre mi, 120 kilometre mi? 120-140 diyelim, olabilir. Evet. Bu tamamen bir zaman kazanma, oyalama taktiği AB'nin. Çünkü kara ve hava devriye faaliyetinin Tel Abyad'la Resulayn arasında veya Akçakale'nin güney ile Ceylanpınar'ın güney arasındaki bir şeritte 5-10-15 kilometre derinlikte yapılmasının, hele hele oradaki yerel birimlerin, yerleşim birimlerinin PYD-PKK yönetiminde olmasına rağmen yapılmasının, Türkiye'nin politik hedefleri dediğimiz, çünkü askerler neye hizmet eder? Politik hedefe hizmet eder. Politik hedefi gerçekleştirmeye çalışır. Yani her askeri operasyon, her askeri harekat siyaset makamının kendisine direktifle verdiği politik hedefi gerçekleştirir. Şimdi bu devriye faaliyetleri Sayın Cumhurbaşkanı da birçok kez tekrarladı. Politik hedefin hiçbirine hizmet etmiyor. Yani PYD, PKK terör örgütünü etkisiz duruma getirmiyor. Suriyeli sığınmacıların o bölgeye gitmesini sağlamıyor. Terör şey koridorunu yok. Önlemiyor. Bir şey değişmiyor. Değişmiyor. Tamamen ABD varlığının orada meşruluğunu aslında dolaylı olarak kökleştirilmesi. Bu da Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmuyor, tersine. O zaman bir güvenli bölge. Şimdi gördük. 7 Ekim 2019'a geldik. Türkiye'nin, ben Sayın Komutanıma katılıyorum, Türkiye'nin bir operasyon planını artık üçüncü kez ertelemeye tahammülü olmamalı. Benim kendi değerlendirmem. Türkiye evet maliyetini, riskleri hesaplamıştır. Siyaset makamı kararlılıkla bu operasyonu verdiğine, politik hedefleri belirlediğine, direktif verildiğine göre risk analizi yapılmıştır. Ve kabul edilebilir risk, kabul edilebilir maliyet görülmüştür. Yapmalıdır ama bunu yaparken ABD Başkanı'nın hele hele Cumhuriyet tarihinde, değerli hocamın alanına girmek istemiyorum, Cumhuriyet tarihinde ABD ile ilişkilerin hemen hemen en kötü duruma geldiği böyle bir ortamda, böyle bir iklimde, artık ABD ile evet diplomatik ilişkileri sürdürelim, Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak bütün adımları atalım, doğrudur, o ayrı, ama onlarla İsterse veya yeşil ışık yakarsa gibi, tırnak içinde söylüyorum, bir operasyon başlatmanın uygun olmayacağını düşünüyorum. Başlatılmalıdır. Biraz da geç kalınmıştır diye düşünüyorum. Benim düşüncem. İkinci konuya gelelim. Şimdi yalnız burada bu operasyonla ilgili Trump'ın söylediği telefon görüşmesinde endişe olabilecek bir söz var. DAEŞ'lerin sorumluluğu Türkiye, yani tutuklu DAEŞ. Dün de bunu konuştuk. Şimdi bu Türkiye'nin görevi olmamalı. Tabii. Çünkü 10 bin kilometreden buraya gelip o ülkeyi parçalama yönelik terör örgütlerini destekleyen, onlara finans kaynağı sağlayan Türkiye değil. IŞİD'i Türkiye oluşturmadı. Tabii. IŞİD'i, DAEŞ'i kim oluşturduysa gelsin o yok etsin. Her şey ortada. Yok etmiyorsa Şam yönetimiyle anlaşsınlar, onlara devretsinler. Türkiye'nin güvenli bölgeyle DAEŞ'in sorumluluğunu alması arasında hiçbir ilişki yok. Politik hedeflerinde DAEŞ'le mücadele şu anda pek yok güvenli bölgede. Onun için Türkiye bunu bence Rusya'yla, Astana sürecinde İran'la, dolaylı olarak Şam yönetimiyle bu DAEŞ sorunu kendisinden kendi sorumluluğunu almamalı. Bu önemli. Diğer bir burada konu gelelim. Burada önemli bir şey söylüyorsunuz. Orada evet. Gerçekten nasıl bu olacak çünkü bilmiyorum. Yorar Türkiye'yi. Çünkü hani 10 bin DAEŞ'linin sorumluluğu Türkiye'de olması yani ne anlama belki gelecek? Bazı, bu sorumluluk Birleşmiş Milletler rakamına göre 8-10 bin ama Sayın Cumhurbaşkanı abartılı dedi. Abartılı hesaplanmıştı. Dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Biz sayı üzerinde durmuyoruz ama şunu unutmayalım Hülya Hanım. Birleşmiş Milletler'in geçen ay yayımladığı
terörizmle ilgili raporda dikkat çeken bir konu var Suriye ile ilgili. İlk kez Birleşmiş Milletler El-Kaide ile ilgili, El-Kaide terör örgütüyle değerlendirme yaparken Afganistan'dan önce İdlib'i öne koydu. Ve İdlib'e dedi ki dünyadaki yabancı terörist orası. Savaşçılarının yuvası. En büyük çöplüğü dedi. Çöplüğü. Aynen öyle dedi. Afganistan'dan. Şimdi Türkiye zaten İdlib'le belirli bir enerji harcıyor. Astana zaten sürekli. Zaten bir de şey ve sürekli, var, evet, paşam, sürekli İdlib Rusya deyince Rusya'yı özellikle konuşuyoruz. Bir tabii. Enerji harcıyor orada. Bir enerji, bir zaman harcıyor. Şimdi biz tutup da İdlib'in dışında bir de bu coğrafyada Fırat'ın doğusunda veya Suriye coğrafyasındaki Daeş'lerle ilgili İdlib'e benzer bir enerjiyi sarf etme bence böyle bir bunun tekrar değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Diğer bir konu NATO konusuna gelince. Ama bir oyun zaten bu iş yani. Sayın Pekin bir şey dediniz. Bu bir oyun. Yani AB'lerin kurguladığı bir oyun bu. Evet. Amerika'nın kurguladığı bir oyun diyorsunuz. Evet. Kesinlikle öyle. Tuzaktır. Evet. Katılıyorum. Avrupa ülkeleri, Fransa, Almanya, Belçika, diğer ülkeler, İngiltere yok. Onların savaşçıları çoğu. Yani teröristleri diyelim. Şimdi diğer bir konuya gelelim. Efendim 4 Nisan 1949'unda Washington Anlaşması'yla 12 üyeli NATO kuruldu. Böyle yani ilk fırsatta sonra NATO'dan 16 atarız. Üye tehdidi geliyor. Evet, ben çok özetle söylüyorum. 16 üye çıktı. Sonra Varşova Paktı dağılınca, yani duvar yıkılınca, Sovyetler dağılınca 20. şu anda Karadağ'da üye oldu ve 29 üyeye çıktı. Türkiye 1952'de ilk üyelerden biridir. Ama Yunanistan'la beraber üye yaptılar Türkiye'yi. Şimdi şöyle iddialı laf şunu söyle. Yani NATO arada bir krizlere giriyor kendi içinde. Çünkü tehdit değişiyor. Sovyetler dağılınca ne yapacağını şaşırdı. Kendi kendine tehditler üretmeye başladı kriz bölgeleri. Ancak şunu unutmayalım. 12 üyeyle başlayan NATO 29 üyeye çıktı. Ve sırada ülkeler var. Gürcistan var. Orta Asya ülkeleri var. Sırada bekliyorlar. Bunlar barış için ortaklık şemsiyesi altında yani tabirime maruz görün tırnak içinde kuyrukta bekliyorlar. Şimdi Türkiye ABD şu anda şu projeyi devam ettiriyor. Dikkat edin ABD Dışişleri Bakanı en son neredeydi? Yunanistan'daydı. Hı hı. Yunanistan ziyaretinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji petrol arama sondaj çalışmalarını kınadı resmen. Pompeo kınadı. Ve burada uluslararası hukuka aykırı olmadığı şeklinde beyanlarda bulundu Türkiye için. Uluslararası hukuka aykırı olarak Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı bu beyanda bulundu. Şunu demek istiyorum. ABD bu konuda Türkiye'nin son zamanlarda ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumsuzluk eğrisi yükselince yavaş yavaş Yunanistan'a doğru askeri varlığını kaydırıyor. Peki. Anlaşmalar yapılıyor. Türkiye NATO'dan çıkarılamaz, isterse çıkar. Çıkar mı Türkiye? Şu ana kadar 1952'den beri ne oradan ne buradan. Hangi hükümet gelirse gelsin hiçbir zaman NATO'dan çıkma konusunda bir irade beyan etmemiştir. İrade beyan edileceğini de düşünmüyorum. Diyelim ki NATO ile bir kriz oldu. NATO zayıflar mı? NATO biraz zayıflar. Ama dağılır mı derseniz Türkiye'siz bir NATO. Bu çok iddialı bir laf olur. Şunu unutmayalım. ABD şimdi onun altyapısını hazırlıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'i NATO üyeliğine doğru çekmeye, adım adım hazırlıyor. Konuşuluyordu. Onu unutmayalım. Daha önce yani bunu da böyle söylem böyle bir parantez içinde çok söylemiş teşekkür oldum. Ediyorum. Sağ olun. Şimdi Sayın Tutan'a döneyim. Ardından da diğer konuklarımla devam edeceğim. Şimdi Amerika belli ki burada bir savaş yürütüyor. Ama psikolojik bir savaş yürütüyor. Bu operasyonda yapılacak Türkiye bu haddi aşan politikadan ve siyasi iletişimden sonra, iletişimsizlikten sonra diyeyim dahası yapılan açıklamalardan Türkiye bir harekat yapacak ve girecek girmelidir de hangi riskleri barındırıyor siyasal açıdan bakıldığında ve sonrası Türk-Amerikan ilişkileri açısından bakıldığında avantajı nedir, dezavantajı nedir, siz nasıl bir okuma yaparsınız akademik olarak aynı zamanda? Şimdi ben doktora tezimde de Türk-Amerikan ilişkilerindeki krizleri çalışmıştım. Bu dönem 1970'lerin başındaki Kıbrıs krizi ve ambargo dönemine çok benzeyecek. Kaç yılında doktora teziniz? Benim doktora tezim 2007 tarihli. 2007. 1946-43 arasındaki vakaları kriz bitmiyor o zaman ben. Şimdi ben de onu soruyorum. Kriz asla bitmiyor. Kriz bitmiyor yani. Ama bu da Türk-Amerikan ilişkilerinin yapısından kaynaklanan bir şey.
Benim gördüğüm hem Trump'ın Beyaz Saray içerisindeki Amerikan yerleşik nizamı karşısındaki konumu, hem de Amerikan hegemonyasının dünya çapında yaşadığı kriz 1970'lerin başına çok benziyor. Ve demin Lindsey Graham'ın McCain'in yerini almak istediğinden bahsettiler. Doğrudur. Şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin merkez kanadının liderliği için koltuk boş. Orada çok büyük mücadele koltuk, var. Koltuk mücadelesi var. 1970'lere dönerseniz Nixon Watergate skandalından sonra 74 seçimlerini kazandı fakat 72 seçimlerini kazandı fakat 74'te istifa etmek zorunda kaldı. Ve ona istifa etmesini söyleyen kişi de McCain'in boşalttığı koltuğun o zamanki sahibi olan Barry Goldwater'dı. Cumhuriyetçi çoğunluğun kongredeki temsilcileri Beyaz Saray'a gittiler ve eğer sen kendin gönüllü istifa etmezsen dediler Nixon'a, biz demokratlarla birlikte azledilmen yönünde oy vereceğiz. Bunun üzerine Nixon istifa etti. Trump'a da baktığınız zaman, şimdi Trump'ın birbiriyle çelişkili mesajlar vermesinin en önemli nedenlerinden biri, daha önce de değinildi, azil süreci var karşısında ve bu azil sürecinde cumhuriyetçi çoğunluğun desteğine ihtiyacı var. Özellikle senatoda. Çünkü temsilciler meclisinde zaten demokratlar çoğunlukta, oradan geçecek ama senatoda cumhuriyetçi çoğunluğun desteğine ihtiyacı var. Graham bunu biliyor. Ve kendi siyasal gündemi çerçevesinde Trump'tan bir takım tavizler kopartabileceğinin de farkında. Bütün bunları o çerçevede, yani Amerika'daki iç politik mücadele burada oradan göreceğiz de, yani iç politika mücadelesi üzerinden yürüyor. Yani Türkiye iç politika mücadelesi üzerinden üst başlık olmuş resmen. Bakın, ve özellikle Suriye meselesi. Demin Enes Bayraklı'nın bir değerlendirmesi vardı. Amerika'da Türkiye karşıtı, işte FETÖ'cüleri de yönlendiren, Obama yönetimi içerisinde yuvalanmış bir falan. İşte, Türkiye karşıtı lobi değil bu. Bu bahsettiğim küreselci, Amerika'nın angaje kalmasını isteyen ve bu bağlamda Amerika'nın Orta Doğu politikasını şekillendirmeye çalışan bir grup var. Türkiye bu çerçeve içerisindeki konu başlıklarından sadece biri. Yani bu Amerika'nın İsrail politikasını... Tek oraya bağlamak olmaz diyorsunuz. Tabii, yani Arabistan politikasında esas büyük mesela geçtiğimiz sene içerisinde esas büyük mevzu İran'dı. Yani dolayısıyla çok daha büyük çerçeveli bir mücadele içerisinde Suriye ve Türkiye konuları konu başlığı olarak sadece yer alıyor. Ha, ne bekleyebiliriz? Şimdi Amerika içerisinde bu mücadelede en azından kısa vadede, kısa vade dediğimiz önümüzdeki başkanlık seçimlerine kadar Trump'ın konumunu ve bu konum çerçevesinde yürüttüğü politikaları sürdürmeye devam edeceğini varsayabiliriz. Çok ilginç. Mesela ilginç değil tabii de, niye ilginç olsun ki? Sonuçta Trump'tan ve yıllardır terör örgütüne yardım eden bir ülkeden bahsediyoruz ve bir taraftan ittifak diyoruz, bir taraftan müttefik diyoruz. Ama krizler de en tepede var. Şimdi mesela Hudson Enstitüsü'nden Michael Doran'a ait bir tweet mesela. Yani o tweet'i de Trump like'lıyor. Trump'ın beğendiği bir paylaşım bu. Paylaşıyor yani. Bizim müttefikimiz Kürtler değil, Türkiye'nin düşmanı olan PKK'ydı. Türkiye PKK savaşının tohumlarını ektik ve Türkiye'yi Rusya'ya ittik. Yani şimdi Obama'yı suçluyor. İnsan gerçekten ürküyor. Yani burada burada tabii artık giderek kristalize olan bu bahsettiğim küreselleşmeci, angaje olmaya devam etmeyi savunanlarla izolasyoncular çatışmasında sağ sol ayrımının ne kadar anlamsız kaldığını da gösteren bir konu. Bakın, Demokrat Parti'nin merkeziyle Cumhuriyetçi Parti'nin temsilcileri, neokon olduğunu bildiğiniz adamlarla onların Amerikan siyaseti içerisindeki en büyük siyasi rakibi olan demokrat grup bu konu söz konusu olduğunda beraber hareket ediyorlar. Ve hani bütün bu işte müttefiklerimizi satmamalıyız, işte Türkiye bizim dostumuz değildir falan gibi tweetleri, mesajları alt alta koyduğunuz zaman aslında sonuç aynı yere varıyor. Bizim orada angaje kalmamız gerekiyor. Ve bunun için evet 60 küsür yıllık NATO müttefiğimiz olan Türkiye ile de çatışacağız. Evet, Amerikan vergi mükelleflerinin parasını da harcayacağız. Amerikan askerini de orada tutacağız. Çünkü bizim küresel çıkarlarımız bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor.
Peki. Bir parantez bir şey söyleyeyim. Brüksel'e gideceğim. Ardından tamam, da Pekin Paşa'ma soracağım. Özellikle hava sahası tartışması başladı da operasyon kapsamında. Trump bu dünkü yoğun tartışmalardan sonra Trump'ın durumu, ABD'nin durumu evet. ve çekilme kararı Trump'ın. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre Trump'ın bu mesajından sonra yani çekiliyoruz demesinden sonra dün itibariyle PYD PKK terör örgütüne 80 tırlık askeri malzeme gönderildi. Yani bu Trump'ın verdiği talimattan sonra askerlerin oradan çekilmeye başlamasından sonra. Bu şu demek. Oradaki PYD PKK terör örgütü varlığını, onlar Suriye demokrati güçleri diyorlar diyebilirler. Yardım ve desteği kesmeyecek anlamında önemli bir emaredir, onu söylüyorum. Tabii o kadar açık evet. ki artık net yani o kelimelerin altında altyazıyı yazabiliyoruz. Çünkü çıkıyor evet. zaten pratikte de bakıldığında. Ben Enes Bayraklı'ya dönmek istiyorum. Özellikle Avrupa Birliği'ne bakınca yani Avrupa Birliği ülkelerinin duruşu da hiçbir şekilde buradan farklı değil. Yani orada da böyle bir denge sorunu da demiyorum. Zaten mevzu burası olunca, Türkiye olunca yani onlar da yani pastadan nasıl pay alırız, Ortadoğu olunca mevzu, Suriye olunca nasıl pay alırız gözüyle bakıyor. Ve hepsi de kendi çıkarları doğrultusunda. Ama belli ki bir psikolojik savaş yürütülüyor Türkiye'ye karşı. Ne dersiniz Enes Bayraklı? Şimdi tabii Avrupa Birliği'nden yapılan resmi açıklamalara yahut Almanya'dan yapılan resmi açıklamalara bakacak olursan burada çok Türkiye'ye yönelik açık bir tutum yok açıkçası. Diplomatik olarak bu operasyonun tarafı yani yanında olmadıklarını, desteklemediklerini ifade ediyorlar ama açıkça kendilerini karşısında da konumlandıramıyorlar. Çünkü demin de bahsettik hem mülteciler meselesinde hem DAEŞ'le mücadele meselesinde Türkiye çok merkezi bir rol oynuyor Avrupa'nın güvenliği açısından baktığınız zaman. Bu açıdan da Türkiye'yi çok da fazla sıkıştırabilecek ellerinde bir done yok bu açıdan. Ama böyle bir şey olmasaydı yani zaten her şey ortadaydı. Yani sonuçta terör örgütleriyle aralarındaki ilişkiler, terör örgütünün Avrupa'daki lobi faaliyetleri de bilinmiyor değil. Tabii yani biz SETA'da bununla ilgili bir kitap da yayınladık. Avrupa'da PKK yapılanması, 12 Avrupa ülkesini inceledik. Tabii tabii. Yani medyadan tutun da STK görünümlü yapılara kadar PKK Avrupa'da cirit atıyor ve bunlara yönelik DAEŞ'e karşı alınan önlemlerin hiçbirisi uygulanmıyor. Burada bir çift standart var açıkçası ve özellikle Avrupa medyasında çok şiddetli Türkiye karşıtı bir dil benimsendiğini görüyoruz. Özellikle de bu operasyonun açıklamasından sonra işte evet. Amerika'daki o tekrar edilen sözler Türkiye'nin Kürtlere karşı operasyon yapacağı ile ilgili efendim söyleyeyim PKK'yı Kürtlerle eşitleyen bir dilin kullanıldığını görüyoruz. Bu açıdan baktığınız zaman medyadaki bu aşırı yoğun Türkiye karşıtlığının işte ben demin Amerika'daki bu lobiden bahsederken bunun Avrupa'daki bir uzantısı olduğunu çok açık olduğunu düşünüyorum. Burada ideolojik bir tutum ve tavır alış var. Tabii Türkiye bu küreselci, izolasyoncu tartışmasında çok önemli bir konumda duruyor. Çünkü Türkiye Orta Doğu'da hem Katar'la yaptığı işbirliğiyle hem Somali'de hem Libya'da bu eksenin bu bölgedeki yaptığı dizaynlara karşı çok ciddi darbeler vurdu. Dolayısıyla Türkiye burada konu başlıklarından birisidir ama çok önemli konu başlıklarından bir tanesi bu açıdan baktığınızda. Diğer taraftan da Trump'ı tam manasıyla da bir izolasyoncu, bir lider olarak görmemek lazım. Çünkü Trump gereksiz bölgelerden askeri çekerek diğer taraftan işte Pasifik bölgesinde, diğer bölgelerde mücadeleyi arttırıyor bir açıdan bakarsanız. Yani Çin'le aradaki gerilime bakarsanız Avrupa Birliği'ni ve bazı açılardan sıkıştırdı. Ama diğer taraftan da NATO'nun yine tekrardan Avrupa'da özellikle asker sayısını bir azaltmaya gittiğini Amerika'nın görmüyoruz. Evet. Yani daha fazla hatta sevkiyat yapıldığını biliyoruz. Peki. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Avrupa'daki tutum, Avrupa Birliği'nin tutumu Türkiye'ye karşı müpem bir tutum takınıyor. Burada da tabii Avrupa Birliği'nin demin bahsetmiş olduğumuz çıkarları söz konusu. Yani mülteciler meselesi. Ve burada Türkiye'ye şu dönüyor. Amerikan kamuoyunda da bu söylem dillendiriliyor. DAEŞ geri gelir. Tamam DAEŞ geri gelebilir. Ama velakin bu şu demek oluyor aslında. Biz sizin güvenlik hiçbir şeyinizi, probleminizi dikkate almıyoruz. Çünkü PKK diye bir sorunumuz var. PKK Türk vatandaşlarını öldürüyor. Biz sadece kendi vatandaşlarımızın güvenliğini düşünüyoruz. Türkiye bir müttefik olarak güvenlik problemlerini düşünmüyoruz demek olur bu. Tabii Türkiye böyle bir şeyi kabul etmiyor. Diğer taraftan DAEŞ militanları meselesi, yani operasyonun yapılacağı bölgedeki DAEŞ militanları meselesi önemli bir mesele. Şimdi bölgede işte 8 bin, 10 bin rakamları telaffuz ediliyor. Türkiye bölgede kuracağı düzenle bu DAEŞ militanlarını
oradaki hapishanelerde tutabilir. Yani ÖSO'nun özellikle kontrol altındaki hapishanelerde tutabilir. ÖSO'nun sorgulaması, ÖSO'nun yargılamasıyla dün de bunu konuşmuştuk zaten. Büyük bir ihtimalle zaten öyle olacak herhalde. Tabii. Bir de bunların bir kısmı Avrupa Birliği'nin vatandaşları. Yani Avrupa ülkeleri ve Avrupa ülkeleri bunları almak istemiyorlar. Tabii. Ama Türkiye bunları zorlayacaktır. Kabul ettirecektir. Çünkü içlerinde siviller de var. Bakın bunların bu bölgeye, savaş bölgesine giden teröristlerin çocukları, ondan sonra eşleri şu anda Hol kampı denilen kampta 60 bin 70 bin kişi tutuluyor. Bunların bir kısmı da Avrupa'dan gelen siviller. Peki. Dolayısıyla bizim buradaki Suriye operasyonundaki temel hedefimiz PKK'nın altyapısını tamamen ortadan kaldırmak. Buna Rakka ve Deir ez-Zor'daki yapı da dahil, ama öncelikli olarak biz 30-40 kilometrelik bir alanda operasyonu yaptığımız zaman, PKK burayı terk ettiği zaman özellikle de Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka ve Deir ez-Zor bölgesine çekilmek zorunda kalacaktır. O bölgelerde tutunması çok daha zor hale gelecektir. Ondan sonra ikinci ve üçüncü aşamalarda Türkiye bu bölgelerde bir operasyonu düşünebilir. Ama biz 30-40 kilometreyi kontrol altına aldığımız zaman bir domine etkisi gibi PKK'nın bölgedeki varlığı azalacaktır. Zaten biliyorsunuz bölgedeki Arap güç, yani PKK ile işbirliğine gitmek zorunda kalan ya zorlanan Araplar da özellikle hızlı bir şekilde bundan desteklerini çekeceklerdir. Yani bir anda dengeler orada da değişecektir. Bu açıdan bizim yapacağımız bu operasyon çok kritik öneme haiz. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben İsmail Hakkı Pekin'e dönmek istiyorum. Pekin Paşa'ma, çünkü sonunda böyle İsmail Hakkı Pekin'de eğer rica etsem böyle bize bir toparlayabilirse, hava sahası tartışması başladı. Çünkü Türkiye operasyon kapsamında savaş uçakları havalanacak mı? İşte tamam. Pentagon diyor ki Türkiye'nin Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldığını söylüyor. Türkiye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu söylüyor. Bunlar hepsi ne anlama geliyor Pekin Paşa'm? Yani şöyle, bunların hepsi Türkiye'yi bu konuda sınırlamaya yönelik, biraz evvel söyledim. Yani şimdi hava sahası konusunda Türkiye hava görev emirlerinden çıkartılacak diyor. Çıkartıldığı zaman Türkiye kimin hangi uçağın nerede uçtuğunu göremeyecek. Hı hı. Gözlemci listesinden çıkartılacak diyor. Bunu yaptıkları zaman otomatik olarak bölgede hangi uçak var, ne oluyor, ne bitiyor, bu konularla ilgili, ya da hangi uçak ne zaman nereye gidecek, irtifa nedir, yönü nedir, bunlarla ilgili bilgiler Türkiye'nin elinde olmayacak. Ve Türkiye koordinasyonsuz kalacak. Yani bu hava sahasını kapatma değil ama teknik olarak Türkiye'yi koordinasyon yapmadan uçuşa zorlayacak. Ya da koordinasyon olmadığı için uçuş yapmayacak bir hale sokmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye, yani bu konuyu bu bölgede bir uçuş yasak bölge ilan etmek üzere belli bölgelerde elindeki imkanları kullanarak burada kendini, yani hiçbir uçağın buraya girmesini istemez ve burada uçar. Uçar ve bu harekatı da destekler ki hava kuvvetleri bu harekatı destekleyecek zaten. Göreceğiz nasıl desteklediğini. Bu konuda sadece yaptıkları Türkiye'nin işini zorlaştırmaktır. Türkiye'yi sınırlandırmaktır. Türkiye'yi zor durumda bırakmaktır. Amaçları bu. Çünkü bir kara harekatı, hava harekatı olmadan zor yürür, ilerlemez. Tabii, yani hele tabii. Bu bölgelerde daha zor yürür. Hava harekatı ilgili söyleyeceğim bunlar, ama bir harekatla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu operasyon, evet, 480 kilometre genişliğinde, 30-40 kilometre derinliğinde bir operasyon ve amaç burada şeyi biraz daha elverişsiz bölgeye doğru itmek. YPG'yi ve onunla beraber ittifak yapanları o bölgeye itmek. O bölgeye itildiği zaman, büyük ihtimalle işte arkadaşım söyledi, yani Deir ez-Zor civarında o taraflar falan itildiği zaman Türkiye bu bölgeyi de yapılan etnik temizliğin karşılığında işte sığınmacı Arapları getirecek ve bölge yeniden Arap çoğunluklu bir hale gelecek. İstenmeyen bir tanesi budur. Ve bu arada PYD'nin bölgede kurduğu siyasi yapı bir şekilde önlenecek. Önlenecek. Ve bunun yerine Türkiye kendi bölgede idari yapısını kuracak. Pekin Paşa'm, devam edeceğiz. Bundan sonraki aşamalarda büyük bir ihtimalle... Çok böyle balla kesiyorum sözünüzü. İdari yapı derken... Buyurun efendim, buyurun. Reklama gireyim dedim, daha sonra gibi, devam. Yarab Ustak gibi hesap, tabii efendim. Tabii. Bir kısa reklama gireyim. Böyle balla kestim sözünüzü. Çünkü o çözümlemelere ihtiyaç var. Ardından devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.
konuşma alakası Pekin'de kalmıştık. Pekin Paşa'm buyurun. Ben şunu söyleyeyim. Bu harekatın birinci aşaması evet. Bu şekilde. Yani bu yaptığımız şey Türkiye'nin şeyi elverişsiz bölgeye itmesi PKK unsurlarını bölgede etnik temizliği önleyecek sığınmacıların bölgeye getirilmesi, onlar için hazırlık yapılması ve bölgeye bunların yerleştirilerek Türkiye üzerindeki yükün bir kısmının hafifletilmesi ve bundan sonraki aşamalarda, ikinci, üçüncü aşamada da büyük hamlelerde de büyük ihtimalle şeyin YPG PKK'nın o 56 bin kişilik gücünün dağıtılması öngörülüyor. Bunu söylemem gerekiyor. Bir de niye şimdi böyle bir harekat, yani niye Amerika böyle bir şeye girişti diye baktığımda ya da Trump niye girişti diye biraz evvel Sayın Hocam söyledi. Evet, küreselciler var. Küreselcilerle Amerika'da işte Trump gibiler çatışma halindeler. O çatışma dolayısıyla İran'a bölgede ABD'nin hedefi İran, İran'a yönelik bütün gücünü oraya toplamaya çalışıyor. İsrail'le birlikte İran'ı çevrelemeye çalışıyor. Ya da İran'ı bir şekilde eşsiz hale getirmeye çalışıyor. Tabii. Bunu yaparken de yanında Türkiye'yi alması lazım. Türkiye'yi dışlaması mümkün değil. Yani sadece bu konu değil. Rusya'yı çevrelerken de Türkiye'ye ihtiyacı var. Yani Türkiye önemli bir müttefik Amerika için. Ama teslimiyetçi politikalar yaptığımız zaman maalesef onların şeyine, dümen suyuna gidiyoruz. Bir de şu devamlı şu söyleniyor, cepler şeklinde girecek diye. Haritaya baktığımda muhtemel kara harekatını şöyle derim. Yani bir şeye girmeden hiç aynı araba girmeden, yani Kobani'ye girmeden Tel Abyad bölgesi var. Orada bir üst bölgesi teşkil edilecek. Bir başka üst bölgesi hemen şeyde Mardin'in karşısında Dermesiyah ve şey var. Amuda diye bölgeler var. Orası aynı zamanda şeyi de önlüyor. Yolların düğün noktası. Aynı zamanda Sincar'ı da kesecek bir yer, önleyecek bir yer. Bir de yine Sincar'a yönelik olarak şeyde Kamışlı'nın doğusunda El Malike'ye kadar olan bölge var. Bir de orası var. Oralarda üst bölgesi teşkilecek ve buralara cepler şeklinde değil doğrudan gidecek. Çünkü buradaki arazi düz bir arazi. Bu düz arazide durmak zor. Onun için şehir merkezlerine, şehirlerin olduğu yerlere, kaynakların olduğu yerlere gitmeniz lazım. Hani çöl harekatı gibi. Yani birlikler başlar, oraya kadar gidecekler. Dolayısıyla bu harekatın şekli şeyden biraz farklı olacak. Afrin'den ve Fırat Kalkan Harekatı'ndan biraz daha farklı olacak diye değerlendiriyorum. Yani 3 değişik bölgeden girilecek, 3 değişik bölgede üst bölgesi teşkil edilecek. Tel Abyad bölgesi kontrol edilmek suretiyle zaten Tel Abyad'la şey arasında, Resulayn arasında yani şey var, çok büyük bir boşluk var. Burası şey bir arazi, yani meskun olmayan bir arazi. Burada bir de keşif yaptık ama meskun olmayan bir arazide özellikle bu böyle çöl bölgesinde su kaynaklarına, şehir merkezleri çok büyük ihtiyaçtır. Dolayısıyla bu tip harekatlar çölde, şehir merkezlerinde yapılır, bağlar arasında yapılır. Ama dağdaki harekat işte şeydeki gibi olur, Afrin'deki gibi olur ya da şeydeki gibi olur, Fırat Kalkanı'ndaki gibi olur. Harekat ne zaman başlar böyle düşünün, sizce? Türkiye bu harekata hazır konuda. Harekatın zamanlaması açısından ne söylersiniz? Ben harekatın yani 48 saat içinde başlayabileceğini değerlendirmiştim. Büyük ihtimalle yani çok büyük iddiada bulunmuyorum ama çarşamba sabahı bu harekat başlayabilir. Yani yarın sabah bu harekat başlayabilir diye değerlendiriyorum. Yarın sabah bu harekat başlayabilir diye değerlendiriyor Naim Paşa'm. Evet. Şimdi harekat başlayabilir de harekatın kapsamı da nasıl olacak o da önemli. O kadar çok soru var ki kafalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi. Nasıl bir çekilme olacak? Doğru. Bu çekilme gerçekten tuzak mı? Onun dışında Amerika diye tamamen çekildi orada. Rusya ile İran'la yola devam edilecek. Rusya ile İran'la devam edilecek. Önemli bir konuya vurgu yaptınız. Bu ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin. Tabii harekatın başlama zamanı ABD askerlerinin çekilmesinin tamamlanmasıyla paralel. Doğru. Paralel. Çünkü bir devam eden bir diplomatik görüşme, teknik tabii. heyetler arasında. Ancak şunu Kasım'da anlıyoruz. Aslında iki lider. Dün Trump'ın görüşecek. Yaptığı ilave konuşmada, yaptığı açıklamada gelen tepkiler üzerinde 50 askerimizi çektik. O da Tel Abyad ve Akçakale'nin karşısındaki, yani Tel Abyad'la Resulayn arasında Akçakale, Ceylanpınar'ın güneyindeki bölgeden oradan çekildi. Demek diğer bölgelerden henüz çekilmedi. Bundan sonra diğer bölgelerden çekilir mi sorusu anlamlı ve soru işareti olarak kalır. O sanıyorum Pentagon onları çekmeyecektir. Ancak
Akçakale'nin güneyiyle Ceylanpınar'ın güneyi, yani Tel Abyad, Resulayn arasında 50 asker, oradaki Türk ABD askerleri Aynil İsa güneye doğru çekildiklerine göre operasyonun birinci aşaması ya da Sayın Cumhurbaşkanı deyimiyle Barış Pınarları ise bu. Barış Pınarı 1 mesela ilk etapta o bölgeden başlar. Bu sınırlı bir operasyon. Sınırlı olur evet, ama ancak onun doğusu ve batısı, yani 120 ya da 140 kilometre dışında kalan 480 kilometrenin geri bölgesi için o büyük kapsamlı operasyonu, ben Kasım ayında eğer ABD ziyareti iptal edilmese, İptal edilmezse herhangi bir neden. Çünkü şu andaki telefon görüşmesindeki atmosfer, iklim yok şu anda. İptal edilebilir, ertelenebilir. İptal edilmezse o Kasım ayındaki zirveden sonra büyük çaplı operasyonun başlayabileceğini değerlendiriyor şu an itibariyle. Ama ilk başta o Sayın Komutanım'a katılıyorum. Görüşme iptal edilirse Türkiye operasyonu yapmalıdır. Benim kendi düşüncem. Yapmalıdır hiç gecikmeden. Ama o zaman Türkiye tekrar acaba bir maliyet risk analizi yapacak mıdır bilmiyorum. Ama kendi değerlendirmem yapmalıdır. Yapmalıdır diyorsunuz. Evet. Hocam siz ne dersiniz? Bir demografik yapıya bir vurgu yapmak istediniz ama çok çok özür diliyorum bu arada sizden. Sayın Kılıçdaroğlu, bütün konuklarımdan özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. Hemen ses